Ya size green card çıktı. Ama ilk kazanma ile ikinci kazanma arasında Türkiye'de bayağı bir sürü şey değişti. Herkesin yapamayacağı, kaldıramayacağı süre. Gelmeyen çok insan var. Geri dönmemek üzere geldik. Olmayan İngilizcem ne? Here to go. Reddedemeyeceğim çok güzel bir teklifle geldi. Hollywood efektin içerisinde çok büyük bir kölelik sistemini kurgulamış durumda. De ki Türkiye bir çiftlik ve bütün insanlar köle. Ama o çiftlikte yarı aç yarı tok yaşıyorlar. Amerika zengin bir çiftlik ama burada da kölesin. Burada sadece karnın doyuyor. Daha yumuşak yatakta yatıyorsun ama kölesin. Öyle ya size green card çıktı. Abi green card çıktı bize. Ne zaman geldiniz? 2014. 2015 Temmuz'da geldik. İşte direkt üstüne geldik. Bize iki defa çıktı abi green card. Ya aslında şöyle ben 2009'da bana bir çıktı. Kentucky'den zart geldi o zaman abi. Bilen arkadaşlar biliyordur. Green card'ı kazandığın zaman işte yani seçildikten sonra seni daha komplike bir formu doldurman gerekiyor. DS-260 formu. O form bize böyle matbu olarak print edilmiş halde sarı zarfta falan geldi. Böyle heyecan. Ama tabii biz hayatımızda yurt dışına çıkmamışız böyle. Neyse uzatmayayım abi biz onu öyle es geçtik. Yardım alabileceğimiz o zaman kanallar da yoktu açıkçası. Yani böyle bir YouTube'dan izleyebileceğimiz bir altyapı yok. Böyle başarı hikayeleri yok tamam mı? Hani sorup interaktif girebileceğim bir şey yok. Öyle kaldı. 2015 işte 2014 o civarlar ben bir daha başvurdum ikimizin adına da. Case numaraları var işte çekiliş numaraları. Kendiminkine girdim bir şey yok. Banu'nunkine girdim bu sefer. Banu işte seçildiniz diyor tekrar. Ama ilk kazanma ile ikinci kazanma arasında Türkiye'de bayağı bir sürü şey değişti. O tabii ki bizim o hani... O biraz daha etkili oldu. Etkili yani. Oldu bizim harekete geçmemizin. Ama orada şunu da dedim ben hani bu bizim kaderimiz ya. Hani destini diyorlar ya ateş bizi çağırıyor. Yani ikinci defa gideceksin bu noktada. Yani bu bambaşka bir şey. Ama tabii o gece... Şimdi YouTube kanalı neydi? Ver Elini Amerika. Nasıl? Abi işte oradan sonra buraya geldik. O hadise çok hızlı. Yani aileler şudur budur yani... Kolay değil. Çocukları dedelerden ayırıyorsun torunları falan filan. Sıkıntılı süreçlerdi. Onlar zaten herkesin yapamayacağı, kaldıramayacağı süreçler. Kazanıp gelmeyen çok insan var o noktada. Ya çünkü doldurmada bir şey yok. Lay lay dolduruyorsun. Ama karar verip her şeyi bırakmak. Ve biz köprüleri yaktık da geldik abi. Çünkü evi sattık, arabayı sattık, eşyalarımızı sağa sola dağıttık. Geri dönmemek üzere geldik. Çünkü ben ona inanıyorum. Eğer tırnaklarımızla buraya asılmaysaydık biz de İlk önümüze gelen sıkıntıda dönebilirdik. Ver Elini Amerika nereden başladı? Abi benim böyle hatta kanalda geçen baktım 176 tane video olmuş. İlk videolarda şeydi böyle cep telefonuyla bir kanal fikri de yoktu. Can Çolpan diye ben açmıştım. Kendi normal mail adresimle açıp. Ya ilk mesela gol şey oldu. Benzin alma muhabbeti işte biliyorsun sen de hani alıştın burada. Ben benzin alamadım abi birkaç hafta. Yani alırken o kadar zorlanıyordum ki. İşte pompadan pompaya, benzinden benzinciye bir sürü abi girine gidiyorsun işte onu kaldıracaksın yok içeri gireceksin onu yapacaksın mı yapacaksın. Daha dedim ben bunu ufak ufak başlayayım. Yani bir şeyler çekeyim. İnsanların da aynı yoldan geçen insanlar olacak yani. Sonra patronum bana işte ilk biz Türkiye'de çek mi geçiyor abi elimize bakarsan günlük hayatta. Adam bana çekle ödeme yaptı. Ya ben bu çeki gideceğim ATM'ye nasıl yatıracağım da başladı. Sonra ne katabiliriz? Önümüze geçen her şeyle işte Banu oturdu bir gün çocukların eğitim sistemi, okul sistemi. Öğrendikçe, emekledikçe paylaşmaya başladık. Öyle doğdu yani aslında. Evet. Yani şey diyorsun. Çünkü kaynak bulmak zordu ilk biz geldiğimizde. Bilmiyorsun, etmiyorsun. Yani hiç insanlara soruyorsun. Yani burada hani tabii çok yardımcı var. İngilizce kadar. Efendim? İngilizce var mıydı o zaman? İşte. Abi, yani lisede ne kadar öğrendiysek o kadar. Meslek lisesi. Üzerine işte Banu 4 yıllık. Ben 2 yıllık mezunuyum abi bakarsan. İzmir 9 Eylül'den. Ama şöyle orada da apartmanda mesela ilk hafta apartmana taşındığımızda bir problem var atıyorum. Klima düzgün çalışmıyor. Gidip görüşmemiz gerekiyor yönetimle. Banu'ya dedim hayatım sen git. O diyordu sen git. Yani aynı konuşamıyorduk. Şey. Yes no on ötesinde. Yani soramıyorduk. Sormak istemiyorduk. Sen sor. Anlatayım bak mesela gittik. İlk hafta McDonald's'a girdik. Bildiğimiz en iyi mağaza, fast food Türkiye'de
McDonald's'tır abi ya da nedir Burger King'dir. Ötesi yoktur yani. Abi burada sen de görmüşsündür yani. Ortalamanın çok çok altında mekanlar ve şimdi sor bakalım. Son birkaç senedir McDonald's'a girmemişizdir bile. Hani yok, kıyasladığın yok. Zaman. Belki fazlası vardır. 5 senedir. 5 sene ya işte. Şey oldu abi girdik. İlk soru şey. Ben şimdi hazırlamışım. Olmayan İngilizcemle. Şimdi çocuklara da soruyorum. İşte 1 numara, 2 numaradan söyleyeceğim. Diyor işte number one, number two diyeceğim. Dediğim bir şey. Adım kasiyer çocuğun bana ilk sorduğu şey. Here to go. Here to go dedi böyle. Here to go. Ağzını yamultarak. Here to go. Here to go. Ben işte one, two. Here to go ne? Tamam mı yani? Bakıyorum adama. Here to go. Hani burada mı yiyecek misin? Paket mi yapayım? Sorusun abi. Bodozladım. Yani öyle bir badire atlattık İngilizce konusunda. Şeye gelelim. Yani Amerika'ya gelmek konusundaki fikrin nedir? Tarafsız. Yani istediğini söyleyebilirsin. Abi tarafsız. Sen başlamışsın. Benim var. Amerika'ya gelsinler mi yani? Abi Amerika'ya gelen arkadaşlara şunu söyleyebilirim. Gelip de dönüp başarısız olan veya sıkıntı yaşayanlardan da gördüğüm kadarıyla. Bir abi o kadar kolay değil. O kadar kolay değil. Bir kere egonu arkada bırakman gerekiyor abi. Ne iş olursa yaparım kafası var ya. Gerçekten var. İki, aile bağların çok güçlüyse o gurbetin etkisi üzerinde hissediyorsun yani. Yalnız geliyorsan bunu daha çok hissediyorsun eminim. Biz ailecek geldiğimiz için biz birbirimize destek olduk. O anlamda yani. Aynı aile ortamımızı burada kurduğumuz için o anlamda. Yani şimdi herkesin gelme amacına bağlı aslında. Sonuçta biz 35 yaşından sonra geldik buraya. Tek amacımız neydi? Çocuklarımıza farklı bir gelecek sunabilmek. Farklı bir imkanlar sunabilmek. O amaçla geldik. Onu da başardık mı? Evet, başarıyoruz. Güzel bir okullarda okuyorlar. Dersleri harika. İnşallah daha da iyi okullara da gidecekler. Üniversiteyi bitirecekler. Bitirdikten sonra dünyanın neresine gitmek isterlerse orada yaşayabilirler. Hiç fark etmez. Yani toprak... Amacımız oydu yani. Bizim hiçbir zaman hani böyle gidelim ama Amerika'da yaşayalım, orayı da görelim gibi bir hayalimiz yoktu aslında. Aynen. Sadece bazı şeylerin işte ülkemizde kötüye gitmesi sonucunda... Yani son... Peki bir şey soracağım. Şimdi bir şey yapalım. Yani düşünce fırtınası. Bir Türk Amerika'ya niye gelmek ister? Yani insanlar Amerika'ya niye gelmek ister? Ben biraz tüyo vereyim. Bir, giriyorsundaki evin ikinci katını çıkmak için. Yani buraya gelip para kazanıp tekrar Türkiye'ye dönmek için. Yani birinci özellik bu. Biz buna birinci madde bir giriyorsun diyelim. Madde iki, bir insan niye buraya gelmek ister? Buradaki üniversite ve bilim konusunda akademik kariyeri yapmak isteyen, yüksek lisans, master, doktora yapmak isteyen, çünkü her şey İngilizce ile olduğu için. Ben İstanbul şeyde ne bileyim Türkiye'de ODTÜ demekse Amerika'da dandik bir eyalette, dandik bir üniversite bile herhalde bir ağırlığı oluyor diye düşünüyorum. Yani akademik olarak bir şeyler yapmak için gelebilir. Bir de bu akademik olarak bir şey yapmak için gelenlerin alt basamağı var ya, gerçekten nokta olarak bir doktora, işte yüksek lisans, bir şey yapmak için gelenler olarak devam edebiliyor. Başka bir insan Amerika'ya niye gelmek ister ya diye düşünüyorum ya. Sence fikrin var mı? Niye Amerika'da yaşamak? Bizim için hayal daha işte büyük evler, büyük arabalar, iyi arabalara binmek, burada yaşamak bir hayal. Bir Hollywood şeyi Hollywood var. Efekti abi. Yıllarca Hollywood'un bize pompaladığı bir Hollywood efekt var gerçekten. Yani evet. Ama kazın ayağı öyle değil, ben öyle düşünüyorum. Etrafımızdan bakarsak bizim gibi, biz çocuklarımıza farklı bir gelecek sunmak için geldik. Bizim amacımız buydu. Kimisi dediğiniz gibi üniversite için, yani okul bittikten sonra, üniversite bittikten sonra burada master, doktora yapmaya gelen çok insan da var. Ve başarılı olup işte burada hayatını geçiren, üniversitede hoca olarak kalan ya da ne bileyim işte doktor olan, mühendis olan, tek burada yaşamını sürdüren bir grup var. Sonra baktığımız zaman işte Türkiye'de işte lise mezun olmuş, üniversiteye gitmemiş, bir türlü bir şeyi tutturamamış. Ama buraya gelip bir yerden başlayıp işte çok iyi noktalara gelmiş. Yani öyle böyle bir şekilde. Çünkü ne fark var burada? Yani Türkiye ile kıyasladığın zaman, burada çalıştığın zaman
birim olarak aynı parayı da alsan, işte Türkiye'de 5000 kazanıyorsan burada 5000 kazanıyorsun ama 5000'de çok iyi yaşam sürebiliyorsun Türkiye'ye kıyasla. Bir kısım da belki o amaçla geliyor diye düşünebiliriz. Bir de ben şeye noktaya dokunacağım. Avrupa'da yaşamadım ama hani orayı gezdik biraz olsun o bölgelerde. Amerika'ya daha şey buluyorum abi ben. Hani göçmen sistemini kurduğu için ne derler ona? Immigrant friendly diyebiliriz yani. Göçmen. İçine çok rahat alıp bir an önce seni sisteme katan, zorlanmadan hayatını kurup devir daim edebileceğin bir noktaya getirmiş adamlar. Yani o, en azından bu bölgede. Çok fazla hani biz hani o hep söylenen televizyonlar ırkçılık şu bu falan ben herhangi bir şey o konuda hissetmedim. Yani hiç öyle ekstrem bir şey yaşamadık ama çok daha hızlı sanki burası insanı adapte ediyor Avrupa'ya göre veya başka ülkelere göre. Sisteme katmak ne demek? Sistem ne? Nasıl bir sistem? Sisteme katmak dedim. Göçmenleri absorbe edip sistemin içine sokmak. Abi çocukların çocuklarla beraber... Kendince açıklar mısın? Abi sistem yani standart rutin bir yaşamdan bahsediyorum. Kendini yabancı hissetmemekten bahsediyorum belki de. Yani buranın bir parçası olarak hissetmek. Belki de ben onu çabuk benimsedim. Yani işte nasıl anlatayım abi? İşini bulmak, çocukları okula vermek, bir an önce işte tabii ona bakarsan yani kazanmanla beraber vergi sistemine dahil etmesi. Sana aslında telefonda da bir konuştuğumuz bir şey vardı. Oraya da biraz yaklaşmak istiyorum. Sistem aslında bence beraberinde büyük tuzaklar da barındırıyor. Bu şuraya demeye çalışıyorum. Eğer sen standartlarını korumazsan veya akıllı olmazsan öyle söyleyeyim. Yani ben çok akıllıyım vesaire falan demek istiyorum. Dikkatli olmazsan Amerika aslında o şeyin içerisinde şöyle söyleyeyim Hollywood efektinin içerisinde çok büyük bir kölelik sistemini aslında modern kölelik sistemini kurgulamış durumda. Nasıl diyeceksin? Ben Amerika'ya ilk geldiğim sene birinin evine davet ettik. Türk bir ailenin. Sana da anlatmıştım bunu. Onu da geçmek istiyorum. Bana oradaki abimiz yaşında bir abim işte abimiz şunu demişti. Can demişti. Can kardeş bak sakın yanlış anlamama demişti. Bir abi olarak sana nasihatim yeni geldin. Burada Amerika'da bir terim var dedi. Zengin olmak. Eğer dedi arabanın borcu bitmişse, evinin borcu bitmişse sen zenginsindir kardeşim dedi. Ve dedi dikkat et sakın işte ne bileyim arabam daha iyisi. İşte 2-3 yaşında arabam oldu işte ya da evim hemen ona. Etrafımızda birçok Amerikalı, Türk fark etmez. Ondan atlayarak sürekli borçları bitmeyen bir yaşamın ve sürekli çalışmanın peşinde koşan böyle bir hayat kurgulamıştım. Bir sistem kurgulanmış ve onun peşinde gidiyorsun. Örnek vereceğim. Bir tane arkadaşımız işte yabancı bir arkadaşımız. Adamın 2 yaşında Toyota Camry arabası vardı. Sıfır almıştı. Çok da güzel. Tertemiz. Fabrikanın standart verdiği bir şey var. Bakımları vardı işte. Her 6 ayda bir gel şu bu falan. Yağ değişimi ya da neyse gitti adam. Ve çıktı geldi koca bir ona bir kamyon satmışlar. İşte truck diyorlar ya burada. Toyota'nın Tundra'sını almış çıkmış. Yani atıyorum 20-25 bin dolarlık bir arabayı oraya bırakıp 50-60 bin dolarlık bir kamyon. Dedim ne yaptın yani? Bana şeydi. Reddedemeyeceğim çok güzel bir teklife geldiler bana dedi. İşte bu inanılmaz bir tuzak. Ya mesela şimdi oluyor zaten. Benim Corolla'm var kapıda. Bana takipçi arkadaşlar yazıyor. Abi sen işte bir Mustang'e niye almıyorsun? Ya da daha iyi bir arabaya neden geçmiyorsun? İşte 2 ay borcu kalmış 500 dolar. Ondan sonra ben özgürüm o anlamda. Ev aynı şekilde. İşte 30 yıl çektik krediyi en başta. İnsanlar bize benim bir ev videomuz var ikimizin yaptı. Orada hesap yaptılar. İşte 1000 küsür dolardan 30 yıl ne kadar para. Halbuki öyle değil. Yani biz ne yaptık? 30 yılı 15 yıla düşürttük. Faiz, daha iyi bir faize geçirdik. Şimdi ek ödemelerle belki biz bu evimizi 10 yıllık bir borç şeyinde bitireceğiz. Ama insana dürtüyor mesela. Ne oluyor? İşte havuzlu evler, daha iyi mahalleler insana dürtüyor. Neden? Çünkü adamların tek odaklandıkları sistemin burada şey, kaç para ayda ödeyebilirsin? Bak bu çok önemli bir faktör abi. Bunu ben gördüm, çok insanla gördüm. Bir ara gaza geldim ben de işte. Kamp seviyoruz, karavan şu bu. İşte kamyon olsa daha iyi çekeriz bunu diye. Ben bir ara şeye gittim. Ford bayisine gittik. Ford alacağız. Ford 150 de değil. 250. Ford 250 yani. Bakın F250 bakacağım daha büyük. Damperli kamyon yani. Adamla şunun pazarlığını, kavgasını yaptım. En son kalktım abi masadan. Tuzağın içine giriyordum yani. Adama
kamyonun fiyatını soruyorum abi. Kamyonun fiyatını bana söylememekte ısrar ediyor adam. Bana, ben kamyon kaç para diyorum. O diyor ki ayda kaç para ödeyebilirsin? Ya sana ne benim kaç para ödeyebileceğim? Belki çıkaracağım, keş vereceğim onu. Tamam yani. Bana parasını sor. Yok abi. Mesela konuyu açıyor. Son bir şey daha söyleyeceğim bununla ilgili. Kaç para ödeyebilirsin kavramı ile ilgili Amerikalıların şeyi, bir örneği de mesela bu COVID süresince hükümet bir yardım yaptı. Bu stimulus check falan verdiler. İşte rakamlarda net olmayabilirim ama atıyorum $699 bu ay çek veriyor işte single'lara veya işte çocuğun varsa ekstra veri falan. Abi $699'lık çeki gönderdiklerin ertesi günü Walmart'ta kampanya. Televizyonlar 699'a düştü. Tamam mı? Millet koşup o parayı verip televizyon alıp çıktılar. Kimse hesabına koyamamıştır. O yüzden abi tuzaklar çok fazla. Yani çok kolay ödenebilen ufak taksitlerle sistem nereden geldik kusura bakma. Yani böyle yo, ben böyle bir gerçek var. Konular konuya aktarıyorum. Dikkatli olmak lazım. Yani mesela Türk arkadaşların genellemek istemiyorum ama yaptığı, yapabileceği hatalardan bir tanesi işte Türkiye'de erişemediğimiz, çok gözümüzün önünde olan araçları burada gelir gelmez almaya çalışmaları mesela. Sen de görmüşsündür yani mutlaka işte ne bileyim. Kimsenin rağbet etmediği, neden ucuz olduğunu sorgusunu yapman gereken araç modelleri var. Çok araba konusunda uzman değilim ama onlar mesela. İnsanları o konuda biraz daha temkinli olmaya, sakin olmaya, biraz daha bekleyip görmeye, hemen harcamamayı tavsiye ediyorum yeni gelecek arkadaşlara. Bilmiyorum. Peki millet gelsin mi? Millet gelsin mi? Ben söyleyeyim mi içimdekini? Ben Amerika hayranı, Amerika'ya hedefinde olan bir adam değildim. Geçenlerde Toprak'la konuşuyoruz benim oğlumla işte. Onun üniversite hayali İngiltere abi. Yani çünkü o tarih çok seviyor. Yani bu yaşta adam deli tarih seviyor ve mimariyi seviyor. Benim gönlümde Avrupa daha çok yatıyordu. Bir belki de Türkiye'ye yakın olabilmesi açısından. Yani istediğimiz gibi, dilediğimiz gibi gidip gelelim. Bir de bizim o 24 günlük Avrupa seyahatiyle burayı kıyasladığımda belki doğruluk bir kıyaslama olmayabilir ama 24 günde biz o ülke o kadar çok kültür, o kadar çok farklı şey insan tattık ki yani farklı şeyleri de aldık. Amerika'nın benim gördüğüm kadarıyla birçok yeri birbirinin aynı abi. Yani çok büyük bir geçmişi olmadığı için, tarihi olmadığı için böyle modern binalardan oluşan, modern yollardan oluşan değil mi? Varsa şeyin. Ama soru gelsinler mi gelmesinler? Gelsinler mi? O yüzden hani... Bence kim gelmek istiyorsa... Denesin ama denesin, Avrupa'ya kesinlikle. Gidebiliyorsa Avrupa'yı zorlasın. Şöyle dememek lazım. Çünkü burada şimdi öyle bir kesim de var tabii ki. Yani sorduğumuz zaman işte insanlar sorduğunda aman gelmeyin burada işte şöyle çok çalışmak zorundasınız, şöyle yapmak zorundasınız, burası şöyle kötü. Yani... Veya kendi ülkemiz kadar buranın da tabii ki kötü yönleri olduğu kadar çok da güzel iyi yönleri de var. Yani bize sağlanan erişebildiğimiz birçok güzel yanı da var. O yüzden kim gelmek istiyorsa eğer ki varsa bir hayalinde isteğinde bence gelsin denesin. Gelmek isteyen varsa iki türlü olasılık var. Gelmek isteyenler yasal gelmek, yasa dışı gelmek. Evet. Şimdi soruyu zorlaştırayım. Doğru. Ne olursa olsun gelin arkadaş mı yoksa yasal gelin yoksa ya fark etmez geçin sınırdan para kazanın gidin. Yasal gelin. Abi yasal. Yasal evet. Gelmek tabii ki herkes yasal gelmek evet, ister de evet. Onunla ilgili tiyolar da var mı? Abi illegal tarafta yani legal illegalite konusunda ben hep burada abi Türkiye'den geldin. Her şeyi kuralına göre oyna taraftarı oldum hep burada. Yani bir tane trafik cezam var. O da 7 yıl içerisinde. O da çok yorgunken aldığım bir ceza. Onu da şey aldım. Ne o eğitimini aldım falan filan. Neyse. Ya bir illegal taraf çok bağlıyor insanları burada. Onu gördüm en azından. Gözlemledim. Bizzat tanıdığım, şahit olduğum insanlar olmadı ama kayıtsız olan insanların burada çok fazla ikinci sınıf, çok fazla ezik durumda, çok fazla birçok fırsattan mahrum kaldıklarını gördüm. En basitinden söyleyeyim abi. Yani senaryoyu düşün. Tamam atladın, gözünü kararttın, illegal olarak girdin ve bir şekilde sistemi uydurttun. En hani sistemin bir parçası olabilecek yollar mutlaka vardır belki bilmiyorum. Yani inan bilgim dışında ama en basiti şu abi. Dolaşım özgürlüğün yok abi. Bu ülkeden çıkamayacaksın. Yani bir Türkiye'ye gideyim,
İşte bir sevdiklerimi göreyim, bir annemi göreyim. Yani Allah gecinden versin yani yaşayan sağ olan annen ölecek gidemeyeceksin. Baban ölecek göremeyeceksin. Çünkü burada bir hayat kurdun abi. Her anlamda kambur olacak sırtında. Her an bir korkuyla yaşayacaksın. Ve ben hakkını olmayan paralara çalışmak zorunda kalacaksın. Ve bunu ne kadar sürdürebileceksin konusunda bilmiyorum. Ama onu legale çevirebileceğim bir aşamalar varsa devletin yaptığı. Ama şey var, legal olduk da turist vizesiyle gelip. Daha legal ben şunu önerebilirim abi. Yani bir kapı açabilirim. Uzmanlık alanı ama çevremde bunu yapan arkadaşlarımız var. Yatırım konusunda, değil mi? Ondan Yani turist bahsediyorsun. vizesiyle gelip burada yatırım yapanlar, Yatırım evet. ve eğitim konusunda arkadaşlar o konuya odaklanabilirlerse eğer ısrarla Amerika ise kafalarında ki çünkü şu anki şartlarda ben Amerika'da biraz sıkıntılı be abi. Yani 18,5 olmuş dolar bugün. Yani 18,5'da sen hangi uçak biletini alıyorsun? Bir gün bir uçak bileti kişi başı şu an 1500 dolardan aşağı değil bildiğim kadarıyla yani. Pardon. Şimdi yani gelecek arkadaşların bütçesel anlamda da çok zor. Şimdi adam illegal girdiğinde direkt çatadana çotarank diye soruyorum abi. Burada Türkler nasıl davranıyor Türklere? Senin fikrin Abi. nedir? Banu da tabii bu arada topu alabilirsin eline. İllegal girdiğinde Türkler nasıl davranır? yani Türkler illegal yani Türkler diyor. illegal, genelde turist vizesiyle girebilir. Başka bir şansı yok. Turist Kaçak diyor. vizesiyle Adam girip kaçak Meksika'dan kalır. kaçak Ya da girdi. Meksika'dan Valla kaçak diyor. bilmiyorum. Ben öyle birisiyle bugüne kadar hiç Senin karşılaşmadım. Kaçak tanışmadığın vizeyle yerden giren. çıktı. Tamam. Senin Ama yani turist vizesiyle gelip burada kalanlar var tabii ki. abi Bir yardım şekilde. Onu da genelde Türklerin işte alışveriş merkezlerinde böyle ufak tefek dükkanları var, bir şeyler. Onların yanında çalışıyor. İşte restoranda çalışıyor. Kaçak göçek mutlaka bir yer buluyorlar çalışmak için. Yani buna yardımcı olan arkadaşlar da olacaktır. Ama kullanacak arkadaşlar da olacaktır abi. İnsan her yerde insan. O yüzden Evet. yani bak benim başıma gelen olay şöyleydi abi. Ben kaçak olmamama rağmen geldim buraya. Ve ben ilk Amerika'ya Houston'a geleceğimi kesinleştirdikten sonra Houston'daki Facebook gruplarına girip oraya ilan bıraktım. İş aradığıma dair. Bunu birçok yerde anlattım belki de. Bilen biliyordur yani. Abi bir Türk burada mutfak işi yapan bir Türk beni ilgilendi. Dedi ki sen web sitesi de yapabiliyor musun? İşte onu da bunu da. Ben daha buraya gelmeden önce 6 ay bir vize görüşme işlemlerinde çalışmaya başladım adamla. Online çalıştım, uzaktan çalıştım. Kafamda da şu vardı ya gittiğimde işim hazır. Maaş falan da konuşmuştum. Abi geldim buraya bak. 2 ay onlarla çalıştım abi. Bizzat ofiste çalıştım. İşte Türkiye'de kabinet yaptırıyorlar. Hiç mutfak kabineti buraya getiriyorlar, satıyor falan. Biz arkadaşız, biz aileyiz. Yemekler, mangallar, içkiler. Neyse. Abi 5 kuruş para ödemedi adam bana. O 2 ay boyunca. Ve ben 14 bin dolar parayla geldim abi Amerika'ya. Dolar 2,7 idi. Evimizi sattığımızda bir fiyat olmuştu. Kazancımız 2,7 bak. Yok 2,37 miydi? 2,7 İki miydi? yapmış ya. 2,60 Güzel falan. Bak falan. 14 bin dolarla geldim. 4 binini arabaya verdim. Zaten buraya geldiğinde biliyorsun hiçbir şey kayıtlıysan ona kapora, buna depozito falan diye elektrikçiye daha fazla verdik. Ve o 2 ayın sonunda bizim neredeyse Ekim 1'de bak Temmuz 15'te geldik. Temmuz 5'te. Ekim 1'de sıfırdı. Bağımlı bir tane kağıdı var. Herkese anlatırım. Hesap yaptı. Can dedi bak böyle giderse Ekim 1'de biz sıfırız abi. Ne yapacağız? Ya Türkiye'den para bulacağız ya döneceğiz. O da nasıl döneceğiz? Uçak biletimiz yok da neyse. Peki o sizin yaptığınız şeyi yani o Banu'nun hesaplamasını öngörüp önlem almasaydınız ve sıfıra gelseydiniz gelen Türkler var mı etrafta bu durumda? Yani öyle parasız kalan. Ya Şunu öğrenmeye çalışıyorum. o Direkt 7 sorayım yıl ya. önceydi. Amerika'da Bak paran yoksa 7 yılda ne de yani gerçi biz bildiğimiz için 7 yılda öğrendiğimiz 7 için de. yılda öğrendiğimiz için abi. Mesela 7 yılda öğrendin. Şu an parasız kalamazsın abi. Yani nasıl kalamazsın? Abi çok basit. Yani sisteme ehliyet üzerinden kayıt olursan Uber yaparsın. Uber yapamazsan Instacart yaparsın. Ya da gidersin ne bileyim işte mallarda kartlarda çalışırsın. Yani Evet. abi çok basit. Abartmıyor. Yani yapılabilecek o kadar çok şey var ki ama bunu şimdi söyleyebiliyorum. Ben 7 yıl önce
Ama iki evet. kelimeyi bir araya getirip konuşamıyordum ki İngilizce. Ya bir de o kadar tanıdığımız var mıydı? Yoktu tabii. 3-5 kişi vardı ilk 2-3 ay içinde. Arkadaşlara şunu söyleyeyim. Gerçekten hani biraz klişe olacak ama abi İngilizce gerçekten çok şey. Ama İngilizce de zırt diye de olmuyor abi. Bir tane arkadaşım var. Selam olsun eğer hala izliyorsa. Kanada'da şu an Fergan. Fergan bana şey diyordu abi 17 yıl mı 15 yıl mı Kanada yaşamış bir arkadaş. Can diyordu yani İngilizce öyle bir şey ki yani birkaç sene ihtiyacım var diyordu minimum. Orada yaşasan da. Yani böyle zık diye o kulağı doldura 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 diyor zık diyor çözülmeye başlıyorsun diyordu. İstediğin kadar çalış birader diyordu. Yok yani. Onu alacaksın o dolgunluğu. O yüzden zamanla oluyor. Yani. Zamanla oluyor gerçekten. Siz şimdi hayatınızdan memnunsunuz yani Amerika'da diyorsunuz yani. Hayatta da geri dönmem bir daha diyorsunuz. Kimse burada git öte demiyor diyorsunuz. Ben öyle demiyorum abi. Bilmiyorum bu anlayı. Benim hala küçük bir ayvalık mayvalık hayalim yok değil kenarda yani. Valla. Evet. Ama hani böyle bilmiyorum ya. Belki de ya hayat ne gösterecek bilmiyorum abi ya. Çocuklar büyüyor ediyor. Ama illaki biraz daha yaklaşmak istiyorum. Bir dakika yani. Soruyu direkt sorayım. Yani kendime her şey çok güzel olmasına rağmen bu ülkede kendime sanki buraya ait o gibi hissetmiyorum mu senin durumun? O yani değil abi. Bir aksine ben kendime kaldı. Ben kendime çok içselleştirdim burayı. Ben buraya çok ait gibi hissediyorum. Ama sadece belki de Houston doğru bir şehir değil abi. Yani evet. Houston doğru bir şehir değil. Texas doğru bir eyalet değil. Tamam mı? Yani nereden baktığına aslında. Yaşam olarak eyvallah. Kimse karışmıyor, etmiyor, mutlusun, gidiyorsun, geliyorsun falan da. Ben biraz daha böyle sosyal olmak istiyorum belki de. O yüzden mesela bir Tampa'ya mı gitsek dedik, biraz yukarılara Boston tarafına mı taşınsak dedik böyle. Ama tabii çocuklar büyüdüler artık. Arkadaş yaptıkça onlarla hareket etmek daha zor. O yüzden belki de ben biraz daha hani gideyim o tarafa. Şu tekne hayalim de var biliyorsun. Sertifikam şurada yatıyor. Hiçbir işe yaramadı. Bir deniz kenarına atayım kendimi. Bir Akdeniz, bir Ege olsun istiyorum abi. Benim o kenarda duran hep o var. Bir daha bir şeyden sıkıldım sanırım. Hep et, steak burada abi. Yani bizim şöyle bir ne bileyim bir Arap saçıyla şöyle bir yemek yapacaksın. Bir börülce, deniz börülcesi yapacaksın. Ayşe kadın taze fasulye. Damak tatları. Sorma abi bir küçük biber dolması bulamıyorsun abi. Dolmalık biber bulamıyorum burada. Onlar belki de o damak tatları belki de. Ya bizim sivri biber yok bulamıyorum kolay kolay. Walmart'ta arıyorum bulamıyorum. Bizim Gürkan biliyor yani nereye gideceğini. Abi dedi nasıl bulamıyorsun? Kelle paça bulmuş Walmart'ta. Onu bir şekilde modifiye edip kelle paça yapmış. Yani damak tadı bir şekilde siz de fark ettiniz mi bilmiyorum da olmuyor ya. Yani bir şekilde bir şey eksik kalıyor. Yani aynı kelle paça çorba gidiyorsun Türkiye'de içiyorsun. Tat farklı. Burada da farklı. Yani oradan buraya gelirken bir şey oluyor yani. Dün ayıptır söylemesi işte dün bir bisiklet yaptık çocuklarla. Ondan sonra işte dar diyet programı uygulayacağız neyse. Türk restoranına gittik. Lahmacun söyledik ha. Hani. Yedik lahmacunu ama hani aynı dediğin şey. Ben yazın da oradaydım. En böyle şey. Dandirik sokak arasında dediğimiz böyle bir yere bile gitsen tutmaz yani. Tutmuyor yani. Oranın hayvanından, yağından bilmiyorum. Peki sen aynı soruyu senden alalım. Hep ben konuşuyorum bu arada. Neyi? Ha, burada mı? Rahat mısın? Yani öyle Houston'da yaşamak istemem tabii ki. Bütün hayatım boyunca. Amerika? Ama Amerika'da olabilir. Yani ama ben belli bir yerde de yaşamak istemiyorum aslında. Belki de gezmek istediğim için herhalde. Farklı farklı yerlerde. Sana bir tekne alalım sana. Belki Karayip. Sana reddedemeyeceğin teklif yapalım. Ha. Fahrettin Kaptan crew bakıyor. Hadi hep beraber. 4 kişi crew. Çocukları da homeschool yapalım. Tamam. Ya gelin. Adam lazım. Bu Amerika'da şey fark ettim ben. Her şey para ya. Zaman para ya. Mesela bugün senin off günün. Canın da bir Türk'ün yanına gidip bir adamın yanında yani arkadaşın yanına gidip goy goy yapmak istiyor. Ama o Türk çalışıyor. Tamam mı? O para yapmak derdinde. Evet. Sen de ağız tadıyla goy goy yapamıyorsun. Ya gidip de mesela Türkiye'de kahve yapma abi ben gerçi kahve yapmak gitmem. En azından birisiyle sokakta iki lafın belini kırıyorsun dedik. Burada öyle bir şey de yok. Yani hele sizin o Houston'da bilmiyorum. Toplu taşıma olmadığı için iyice asosyal. Abi mesafeler çok uzak ya. Yani
Ki biz Ya arabayla gidip geliyorsun, insan yüzü görmüyorsun yani. Sadece iş yerinde insan yüzü görüyorsun. Ondan sonra yok. Benim fark ettiğim Amerika'da o. Ve herkesin bir köpeği, kedisi var. Ya bir daha, özel Amerikalılar daha çok şeydiler, programlı mı diyeyim yani. Mesela randevu alacaksan, mesela görüşelim diyorsan, onu bir ay önceden falan yapman gerekiyor. İşte öbür ayın işte 15'i nasıl, müsait misin değil misin, görüşelim mi falan öyle. Hani Türklerle daha çok öyle değiliz mesela, ama işte ne yapıyorsun akşam, evde misiniz, hadi görüşelim, yarın akşam yemek yiyelim diyorsun, yapabiliyorsun. Ama bu eğer Amerikalılarsa yok yani. Diyor ki programım var, doluyum, bu hafta doluyum, haftaya da doluyum işte diyor, ya da işte aileyle ilgili bir şey yapacak mesela. O konuda şeyler yani Bir de benim farklı. gözlemlediğim şey de var abi. Amerikalıların gurbetçi olmak, evet hani şey vardır yıllarca. Almanya'da yaşayıp işte Almanca öğrenememiş gurbetçi denen bir sembol şey vardır. Yani böyle bir klişedir, tamam mı? Hani biz bunun dışına çıkmaya çalıştık. Nasıl çıkmaya çalıştık kendimizce? İşte farklı Amerikalı komşularımız var. Banu'nun işten, benim işten arkadaşlarım var falan ama orada şey yaşayamıyoruz abi. Bir jenerasyon farkı. Bizim çocuklar alacak, gidecek, kopacak. Yani onlar için bu geçerli değil ama. Şimdi burada bizim gördüğümüz abi birkaç noktada bunlar toplanıyorlar. Nasıl toplanıyorlar? Bir, kilise arkadaşlıkları var abi. Bunlar kilisede abi. Mesela adam 18 yıldır aynı kiliseye gidiyor. Orada artık öyle bir grup kurmuşlar ki hem network yapmışlar, işler orada, çocuklar büyümüş, oradan evlenmişler falan. Biz kiliseyle bir alakamız olmadığı için abi onu bir kenara koyuyorsun. İki, üniversite, kolej arkadaşlıkları abi. O öyle bir ekip, öyle devam ediyorlar. Çok iyi görüşüyorlar vesaire. Üç ve diğer son nokta da spor abi. Spor konusunda çok iyi bir arkadaşlıklar var. İşte Amerikan futbol grubu var. 20 aile toplanıyor. Her maçta aynı barbeküler, griller falan. Ya bizim de öyle bir çılgın bir spor sevdamız yok. Benim beyzboldur, işte Amerikan futboludur, Amerikan basketbol ligidir vesaire falan. Ya kişisine göre değil. Ya burada da nasıl anlasam, ya kendini geliştirmek, eğitimli olmak, eğitimli insanla eğitimsiz insan arasında, hani Türkiye'de de var ama burada da aynı şey var. Yani mesela neredensin de Türkiye diyorsun, anlamıyor. Neresi olduğunu bilme, ha diyor geçiyor. Neresi olduğunu bile bilmiyor belki. Türkiye'nin nerede olduğunu bile bilmiyor. Ya da şuradan Teksas dışına çıkmamış insanlar var. Teksas'ı bırak, üstün dışına çıkmış, üstüne doğmuş mesela, hiçbir yere gitmemiş, gezmemiş, görmemiş. İnsanlar, o Çoğunlukla. insanlarla bir türlü böyle şey tutturamıyorsun. Ama mesela ya ben yeni bir aydır bizim iş yerimizde bir Amerikalı bir şey işe başladı. Benimle aynı takımdayız. O kadar farklı ki kadın. İşte şuraya gitmiş, buraya gitmiş. Yaşça da büyük benden bayağı bir. İşte hayali İtalya'da yaşamak, onunla oturup öyle ben çıkmadığım kadar yemeğe çıkmaya başladım beraber. Hadi diyor yemeğe gidelim senle. Muhabbet ediyoruz çünkü şuraya gezmiş görmüş, oraya görmüş, işte şu şehre gitmiş. Farklı böyle bir grup da var, ama bir grup da var ki böyle hani bir Çoğunluğu öyle. dünyadan haberi yok, hiçbir şeyden haberi olmayan. Ya çok O güzel bir şey sana zor. söyledin aslında. Demek ki yani Amerika'da da yaşasan eğer vizyonun geniş değilse malsın yani. Kesinlikle abi. Aynı mal yani. Kesinlikle. Mallık Evet. dediğimiz bir Yani kavram yani. İtalya'da yaşama hayali kuran bir Amerikalı, yani Ne Banu'nun var? verdiği çok ekstrem bir örnek. Yani çoğunluğu öyle değil yani. Çoğunluğu öyle değil. Benim de şey dikkatimi çekti ya, İngilizce konusunda Amerikalılarla ben artık pek sorun yaşamıyorum, ama eskiden daha çok sorun yaşadım. İngilizcem çok iyi değildi, hala iyi değil, ama şimdi bir şeyi fark ettim. Başka bir dil bilen veya konuşmaya çalışan Amerikalılarla anlaşmam daha kolay oluyordu. Onların kulakları biraz daha, o tolerans seviyesi biraz daha fazla. Evet. Ama Amerikalı, bir kere Amerika'da bir kamyon şoförüyle konuştum. Bizim arkadaşın eşi vardı, Stephanie, Amerikalı kız. Stephanie dedi ki, ne dedi? Dedim Stephanie, aynen şöyle ses çıkar dedim. De, vim, vim, dedi. Ha dedim, vim, ha tamam dedi, ben hallederim gerisini. Hiçbir şey anlamadım. Yani nerede işte past tense, gramer, bilmem ne. Yani dedim ya, bizim işimiz çok zor. Yuvarlaya yuvarlaya. Bazı Evet. insanlar Çok var, kötü. Ben anlamak için. söylüyorum. Ben adamdan daha iyi İngilizce konuşuyorum teknik olarak. Yani bir İngilizce öğretmeni gelse dese ki bu adam
pür İngilizce konuşuyor. Shakespeare İngilizcesi diyecek yani bana. Ama evet, adı Amerikalı. Yani öyle bir ciddi sorun var. Çünkü adam bir şey yok. Yani Amerika'dan ya da bulunduğu yerden çıkmamış. Özellikle bu North Carolina, South Carolina aksanı böyle şey yapıyorlar. Pizza yapar gibi böyle kelimeleri sündürüyorlar böyle, tamam mı? Hı. Sündürüyorlar. Anlaşılmıyor yani. Error yazıyor onda benim İngilizcem. Bilin abi, Texas'ın da kendine özel şeyleri de var ya, kendi derimleri var. Onlara çok biz biraz alışmakta zorlanmıştık mesela. How are y'all diyorlar mesela. Oh, howdy, howdy. Bu da herkes howdy. How are you doing in kısa abi yani, deyiver onu. Onu da kısaltıp ne yapacaksın? Yani sabah sabah how are you diyeceksin. Ama sizin dediğiniz gibi başka bir dili öğrenmeye çalışan ya da öğrenmiş bir şekilde olan insanlar bir sana saygı duyuyor. Sen çünkü iki dil konuştuğun için. O yüzden hani söylediğini ya da yavaş yavaş konuşuyor, anlatıyor sana ya da dinleyip anlamaya çalışıyor. O fark var tabii ki. Ama öbürü hiç dünyadan bir haber olan insan umrunda değil. Sen anlamışsın, anlamamışsın, sen kimsin deyip deyip tepeden bakıyor yani. Burunlu belki, belki. Ama en iyi burada, en iyi siz bizim gibi olan emigrantlarla, yani başka ülkelerden gelen, çok iyi anlaşıyorsun. En iyi arkadaş, evet, onlarla çok iyi arkadaşlık yapabiliyorsun. Ne bileyim, daha bu hafta sonu iki gün, işte cuma günü komşumuz vardı Pakistanlı, ona gittik yemeğe. Çok tatlı insanlar. Geçen hafta benim müdürüme gittik. Koreli abi. Evet, Koreli. Bir gün önce yine Kazakistan'dan gelmiş. Çok iyi anlaşıyorsun o insanlarla. Immigrant'ın halinde daha için iyi anlıyor abi. Aynı yolları geçtiğin için. Bir de adamlar da bir gün böyle onların ülkesindeki Ayvalık versiyonu gibi bir Ayvalık'a gitmek şeyiyle yaşıyorlar mı acaba? Hiç öyle konu geçti mi? Merak ettim. Mesela Koreli adam. Bir gün ne oldu Kore'ye falan? Koreli adam mesela benim müdür herhalde 18 yıldır falan adam hiç Kore'ye gitmemiş. Yani ama onun derdi şey, babası burada, bütün ailesi burada falan filan. Onun öyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Bir sevdalanması. Bir de Pakistanlı arkadaşlarla konuştuğumuzda politika falan konuştuk. Yani ki ben hani politikayı normalde konuşmam. Sıkıcı gelir bana. Adamla konuştuk. Pakistan da aynı. Onlar da aynı dertten muzdaripler yani. Hep böyle hani yönetimin problemleri, yoksulluk, şeyler arası farklar, işte zengin daha zengin, işte veya seçimler konusundaki güvensizlik, beklentiler falan hep aynı. Dolayısıyla onların da çok fazla hani dönüş konusunda hayalleri olduğunu düşünmüyorum. Benim herhalde dönüş sevdam da şey abi yani, coğrafi belki de hani o işte o manzara olacak abi yani, o sahilde bir geçecek, bir yüzeceğiz. Yani bir balık yapacağız orada bir, değil mi? Bir rakı balık olacak. Burada... Ama herkesin değil, mesela Yunanlı arkadaşım vardı, çok iyi arkadaştık, ayrılmak zorunda kaldık. Mesela onu bıraksan hayatının sonuna kadar burada yaşar yani, hiç Yunanistan'a dönme gibi bir şey yok. Eşinin işiyle Norveçlilerdi, Norveç'e dönmek zorunda kaldılar. Adam ama düşün, adamın kalır, dönmek zorunda olduğu ülke Norveç. Düşünsene yani, backup'ı o yani, cepteki alternatifi Norveç. Ağlaya ağlaya Norveç'e dön. Ben diyorum beni de valize koyun götürün yani. Norveç herkesin içinde bugünlerde. Ne hayatlar var. Ama Yunan arkadaşın olayı da gerçekten bir konuşuyorduk. Allah Allah, Yunanistan'dan nasıl yakası gitmişti olay yani. Yönetiminden halkına, günlük hayatına kadar. İşte herkes diyorum ya. Şimdi şöyle bir şey var. Çok aslında belirgin bu soruların ya da bu konuların böyle net 2-2-4 cevabı yok. Yani Banu'nun dediği gibi öyle kişiye göre değişir. Benim de çok enteresan hafızamda kalan bir konu var. Yıllar önce gelmiştim buraya, geldim 2009 muydu ne? Bir tane bir arkadaş, Yunanlı bir kız arkadaşı vardı. Arkadaş Türk, Adıyamanlı. Onların evinde takılıyordum. Onlar bir şekilde Christmas zamanı mı ne, işte biliyorsun yani, davet ediyorlar komşularını. Şimdi Yunanistan'ın enteresan bir bağı var Amerika'yla. Amerika'ya bir İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra erkekler geliyor. Sonra bu erkeklere kadın bulmak için bayağı bildiğin Yunanlı kızları gemilere doldurup gönderiyorlar, getiriyorlar buraya. Ve bunlar seçiyor, alıyor. İşte ikinci jenerasyon bir kız, Yunanlı kız, anne baba pür Yunanlı. Onlar da kanı karıştırmamak istiyor. Bazı tipler vardır öyle bir evet, şey. Japonlar da. Bir tane erkekler Mykonos Kalimnos adasından bir tane erkek damızlık getiriyorlar.
Tamam mı? Çocuğa da iş buluyorlar burada. Hani bizim vardı ya, Almancının yanına giden Almancı kayınpeder. Bir de Yani. gider Urfalı bir çocuk muydu? Çocukla konuştum. Asıl konuya geliyorum, gelmek çok uzun sürdü konuya. Çocukla konuşuyorum. Çocuk Kalimnos Adası'nda keçi çobanı. Bana öyle bir anlatıyor ki böyle, ya diyor çok güzeldi diyor, işte Kalimnos keçilerim vardı diyor. Çıkardım diyor, dağlarda dolaşıyor. Ama o anlatırken dolaşıyor herif, yani dağlarda o anda. Tamam, bakıyorum herife. Herif duygulandı ya. Gözleri doldu ya. Dedim desen yani, ulan Kalimnos'a gitsen ne güzel olur lan falan desen, yemin ediyorum ağlayacak. Acı çekiyor herif ya. Belli Ha. damızlık olarak gelmiş. Yani sevip sevmediği falan umurunda değil. Ona da muhtemelen arkadaşları gaz vermiş. Demiş ki Ha. yani Yunanistan'da ne yapacaksın oğlum, işte git oraya falan filan demiş. Adam da gelmiş. Yani bazı insanların bir yere gitmemesi gerekiyor. Acı çekiyor adam ya. Ne yapacaksın yani? Herifi Amerika'ya. Muhtemelen geri dönmüştür herif ya. Yoksa yapamaz. Ya da ölmüştür. İki tane olasılık var. Ya geri dönmüştür ya da ölmüştür. Hastalıktan falan, yani kanserden falan. Böyle bir durum. Garip. Soru şey mi? Acı çekiyor musun mu olacak acaba? Onu mu soracaktın? Ona mı Yo, geleceksin? yo, acı soru değil. Harbi'nin biraz önce söylediği, kişilere göre değişen durum mu? Biraz önce hani sen dedin ya, adam dönmek istemiyor falan diye. İşte o ona göre. Bir de hastası olan adamlar var yani, dönmek için buraya niye geldim modunda olanlar da Evet. adamlar var. Ben de kayışın koptuğu noktalar oldu abi geçtiğimiz 7 yıl içerisinde. Dolu dolu 7 yılı devirdik. O kayışım koptuğu zamanlarda hep şey oldu abi. Mesela çocuklar yattığı zaman ya da Banu işte sızıyor falan. Ben televizyonda işte bir Müzeyyen Senar çalıyor arkada. Bir dubleyi işte üçüncü dubleyi de veriyorum falan böyle. Aklıma geliyor, babam geliyor, annemler geliyor, akrabalar geliyor işte neyse o an anılar geliyor falan. Ne oluyor lan ben burada ne yapıyorum moduna girdiğim anlar oluyor. O yüzden rakıyı azalttım miskinim. Aslında Dert kesildi abi. özlediğin, şu anki Türkiye'ye gitsen yine hoşlanmayacağın birçok şey var. Özlediğin geçmişte yaşadığın hayat, gençken ki yapabildiğimiz şeyler özlem aslında belki. Ve Evet. burada yapamadığın, Çok ulaşamadığın o yani. felsefik yaklaştın. Tebrik ediyorum. Şimdi Güzel yani yakaladın. öyle. Doğru. Doğru söylüyor. Mesela pozitif olarak yanlarında kendini daha güvenli hissediyorsun bir kere. Yani bir Çok bizim güzel. yani başımıza, yani siz de görmüşsünüzdür. Dışarı çıktığınızda hani hiçbir öyle, yaşadığın bölgeye göre de değişir tabii. Bu o da var hani, tabii ki burada Houston'da da var. Orada da vardır. Hani Türkiye'deki bu kötü mahalleler dediğimiz böyle olaylı mahalleler de var, ama hiç bir zaman dışarı çıktığımızda hiç bir kendimizi rahatsız edici bir şey Daha hissetmedik dobra belki. söyleyeyim mi abi? Daha dobra. Hani sen de dobrasın, kanal da dobra, izleyen arkadaş da dobra. Ben eşimle ilk geldiğim birkaç ay içerisinde yolda rahat rahat yürüyebilmenin ne kadar güzel bir şey olduğunu gördüm abi. Vay, çok güzel. Kimsenin abi böyle 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 bakmadığı, onu hissettirmeyen bir Evet. şey abi. Yani o bambaşka bir şeydi abi ya. Şimdi Oradan başlayayım. Amerika'da dediğin gibi güvenlik sorunu yok. Yolda giderken kimse sana git öt edemez. Kimse gelip takılmaz herhangi bir şekilde. Ama bu da kötü tarafları var. Bir şekilde iletişime girmiyor abi insanlar. Ben burada gözlemledim. Evet, Niye çok güzel. canım? Gecenin bir yarısı benzincide adam sana laf attı ya. Ne güzel orada konuştunuz orada. Bir Ama adam o geliyor. orası çok küçük bir kasabaydı bak. E tabi. E O tabi. küçük bir kasabaydı. O mesela Tampa'da olmaz, Miami'de olmaz. Yani gereksiz konuşulmaz falan böyle yani, asla. Ama Ben... yani burada Ama da abi merhaba bizde... demeden geçmez kimse yanından. Merhaba demeden geçmiyorlar. Hani Merhaba girse bile, başka yani. O... ama mutlaka bir gülümseyip merhaba. Ya yani bizim mesela burada hala bana garip gelen bir şey. Şimdi mahallede kapının önünde duruyorsun. Arabalar geçiyor burada. Araba geçerken, ya araba burada oturmayabilir bu mahallede. Araba geçerken sürekli herkes böyle arabanın içine. Selam veriyor herkes buna. Yolundan geçerken ya, alışamadım bir türlü. Hala ben yapamıyorum onu. Abi ben Herkes böyle bir arabanın içinden, ya da dışarıda duran da arabaya böyle yapıyor. geçen sene ilk defa Türkiye'ye gittim ben. 6 yıl burada kaldıktan sonra ilk defa Türkiye'ye gittim. Kayınçolar beni İzmir'de karşıladılar. Neyse onların evinde kaldık havalimanına yakın. Buca'da, İzmir Buca'da bilen bilir. Onlar da yattık ama böyle jet lag muhabbetine de ben erkenden zık diye dikildim abi. Saat 5-5.30'da sıkıldım mıkıldım neyse. 3 tane apartman
Böyle bir bahçeli kapalı bir mekanları var. Çıktım dışarıya abi. Hava daha yine aydınlandı. Yürüyorum öyle. Bolt atıyorum. Bir de böyle hani özlemişim, ilk defa bir Türkiye havası alıyorum falan. Tak bir tane yaşlı bir amca çıktı böyle apartmandan. Arabaya doğru tık tık etti. Yürüyor. Ben de yanından geçiyorum. Günaydın, hayırlı sabahlar yaptın, tamam mı? Adam böyle bir baktı bana. Cevap bile vermedi, tamam mı? Hani sonra dedim hadi, bindi. Biraz sonra gene başka birine selam verdim. Onlardan da aynı tepki alınca dedim. Can dedim, fabrika ayarlarına geri dön. Türkiye'desin. Türkiye. Öyle selam melam yok. Buradaki de orada değil. Hani diyorsun ya, orada da bir şeyler yok. Ya da vardı, ben unuttum. Bilmiyorum abi. Farklı geldi bana orada da. Ya ben de Üsküdar'da arkadaşların evine gitmiştim. Yıllar önce Amerika'dan geri döndüğümde. Sabahın köründe aynı senin gibi böyle gözler açık. Dışarı çıktım, yürüyorum. Bir tane hava da soğuk böyle. Bir tane bir kadın geliyor karşı taraftan. Günaydın dedim. Bana öyle bir baktı ki yani kendimi böyle tecavüz edecekmiştim gibi. Ya, sustum mu? Ondan sonra ben hemen ayıktım ama senin gibi ikinciyi de mi demedim mi? Şey dedim kendi oğlum Üsküdar'da Yaptım onu ya. İstanbul Zor değil burası mi? yapma böyle şeyler aman ha falan diye. Çok böyle arkadaşlar baya bir şey oldu. Dalga geçiyorlardı benimle. Oğlum burası Amerika değil falan diye. Araba kullanırken bile değil mi? Ya bisiklet hiç unutmam. Bisiklet ben ne yapmam? Durmam mı lazım? Böyle Türkiye'de öyleydim. Duracağım mı şimdi? Bisiklet de geçiyor. Yayalar geçiyor. Böyle bir panik Abi, şey oluyorsun sign'da bir. dur işaretinde durmak yani. Türkiye'de kavga neden abi? Dayak yemen için neden oluyor? Evet, ya dolmuşun birisi de öyle hareket yaptı ya. Yeğenimi garajdan aldım. İçgüdüsel Amerika'dan da yeni geldiğim dönemde. Durdum. Bu dedi ki niye durdun dayı dedi. Dedim dur yazıyor. Arkadan minibüs korna çaldı. Yanıma geçti. Niye duruyorsun dedi şöyle. Dedim dur yazıyor. Yaptı şöyle hareket çekti. Herif çekti gitti. Dedi dayı ya alış buraya. Tabii geyik yapıyoruz ama iyi değil. Yani adam burada ne güzel sistem kurmuş. Benim Amerika'yı şöyle bir benzetmem var. Amerika'yı iyi ve kötü taraflarını anlatmak konusunda arkadaşlardan ben bir de kanaldan dolayı habire bu konuda feedback şey alıyorum. Ya Türkiye kölelik zamanında Django diye bir film vardı. Seyrettin mi? Quentin Tarantino'nun. De ki Türkiye bir çiftlik ve bütün insanlar köle. Tamam mı? Ama o çiftlikte işte yarı aç yarı tok yaşıyorlar. Amerika zengin bir çiftlik ama burada da kölesin. Burada sadece karnın doyuyor. Daha yumuşak yatakta yatıyorsun ama kölesin. Tabii ki. Bunu özellikle altını çizmek istiyorum. Kesinlikle. Çünkü buraya geldiğinde lan bugün ben çalışmayayım demek şansın yok eğer bir ödemen varsa. Abi burada Uncle Sam amca daha çok seviyor parayı. Yani. Kesinlikle. Ben son bir şey aklıma geldiği için söylüyorum. Bence Amerika'yı Amerika yapan sistemin tek dayanağı abi, yani buradaki insanların daha kültürlü olduğu, daha eğitimli olduğu, şu bu falan değil abi. Tek polis abi, adalet. O polis korkusu, kural korkusu herkesi yoluna sokan Düzen. o. Ya kurallar Düzeni var, düzen var ve bu kuru her şey kuralında ve düzeninde gidiyor yani. O gidiyor ama yüzden gitmesinin işler, tek her nedeni de şey, her o. yer. Yani sen o kırmızıda geçersen, tamam mı? O polis senin tepene bindiği noktada var işte, benim burada bir tane polisin şeyini takip ediyorum. Hani alkol promilden almışlar, tutuklamışlar hiç kurgusuz sualsiz. Şunu diyemiyorsun abi polise gidip, ya abicim ya bir şeyler yapayım. Yok abi, bu yok. O korku. Bunu oraya getir. Türkiye ile onu değiştir. Bence bir Yani şey. o ama dediği gibi bence de ya daha biz daha bugün konuşuyorduk aynı muhabbeti. Yani fark etmiyor. Orada da çalışıyorsun, kazanıyorsun, yiyorsun, içiyorsun. Burada da aynı şekilde. Ve burası daha çok şey seni daha çok şey almaya, daha çok fazla alışveriş, işte ne bileyim ev aldın. İşte buradaki mantık öyle yani. Herkesle de Amerikalılarla ev alacağımız zaman ilk defa bize demişti ki şey veren Kredi loan, veren kredi veren firmanın firma adam. demişti ki ya bu kadar niye düşünüyorsunuz? Buradaki sistemde en fazla 5 yıl, 6 yıl yaşıyorsun bir evde sonra başka bir eve Zaten gidiyorsun diyor diyor. değiştireceksiniz evi. Zaten değiştireceksiniz diyor. Ya öyle bir mantık var. 5 yıl, 6 yıl oturuyorsun. Daha biraz daha büyük bir eve geçiyorsun. Ve onda da oturuyorsun başka bir eve. Sürekli bir borcun altındasın. O yüzden de işte modern kölelik dediğimiz
buradaki sistem... Yani şöyle diyebiliyor muyuz ya, buradaki bu çiftlikte köleler devamlı borçlandırılarak daha çok daha çok çalışması için kırbaçlanıyor ya, burada borçlandırarak kırbaçlıyorlar ve daha çok çalışmasını sağlıyorlar ve sistem kendi yakıtını kendi içerisinde besliyor yani. Aynen öyle. Yani arabası bozuluyor, arabası bozuluyor, gidiyor işte arabayı yaptırıp işte masrafı başka bir araba alıyor, yeni araba alıyor. Neden i̇şte araba bitiyor 5-6 yıldan sonra, diyor ki sen işte diyor artık o diyor çok eski, 5-6 yıl kullandın, ondan sonra sen onu satacaksın, sıfır araba alacaksın. Akıllılıktır diyor. Abi, bunu diyor akıllılık olarak görüyor ama hep bir borcun altındasın. Biz daha yeni işte hani dün müydü birkaç gün önce hesap yapıyor. Şimdi bunu, bu evimizi satsak, daha büyük bir eve çıksak, bize ekstradan en az 1000 veya 2000 dolar aylık daha fazla ödememiz gerekecek. Şu an çok yüksek fiyatlarda olduğu için. Ya hesaplıyorsun, ayda 2000 dolar, yılda ne yapar? 20 bin, 25 bin dolar bir para olacak. Ya biz bunun manyak mıyız? Daha büyük bir eve geçeceğiz diye. İşte borcumuzu 30 yıla çıkaracağız tekrar ve fazla ödeyeceğiz. Ya biz bu 20 bin dolarla neler yaparız? Nerelere gideriz diyor. Senede iki defa işte şuraya gideriz, buraya gideriz, 10 bin doları şuraya harcarız. Saçma, sakın diyoruz, bu yola girmek yok. Mümkün Atilla, hani keşke borcumuzu bir an önce bilsek. Hani şey istiyorsun, lüksü. Yeter ya, ben senin için çalışmak istemiyorum artık. Ben gezeceğim, kafamı dinleyeceğim bir ay, üç ay. Bu ayrımı geçmek lazım. Ama bu ayrımı yapabilmek lazım. Bu çok şeyle kalıyor abi. İnsanın kalbiyle, ben kendi adıma söylüyorum, kalbimle beynim arasında çok gidip geliyorum. Kalbim, yüreğim pıtır pıtır, tamam mı? Abi kamyona bak ya. Abi şuna bak ya. Bak birkaç hafta sahip önce... Sahip olma isteği herkeste vardır ki, hayatım. Tabii herkes ki var. Herkeste olan onu, şey. Ona... Daha iyi bir teknem olsun. Daha iyi bir evim olsun. İşte yeni bir model araba alayım. Herkeste vardır bu yani. Onu dürtüleyemiyorsan, bastıramıyorsan sistem de zaten bunun için önüne koyuyor. Bak şimdi benim mesela arabayı götürdüğüm servis, geçen hafta mı ne, müdür bir mesaj geldi abi, tık tık Toyota servisten. İşte 2016 model Corolla'nız kayıtlarımızda, işte satmak isterseniz bugün çok iyi bir deal vereceğiz size falan. Dedim kaç para vereceksin? Bu sefer şey sordu, siz kaç para düşünüyorsunuz? Böyle salak salak bir iletişime girmeye başladık. Ben de kızdım adamları, blokladım, istemiyorum dedim ama taciz ediyor adam seni. Tamam lan, bitmiş borcu ya, kapanmış artık. Ama atıyor ya, gel baba ya, sana iyi bir deal verelim. Bir de bir tundra çakalım, o tunduralardan kamyon çakalım. Olmuş sana sıfır borç. Bir anda 60 bine çıkmış. Hadi önüne bir 7 sene daha borç. Buna çok abi, yani sistem bu zaten. Türkiye'de yok mu? Şöyle bir hesap, basit hesap yapalım. Sizin için değil, genel anlamda. Şimdi bir insanın barınma yerine ihtiyacı var. Bunun için minimum 1500 dolar kazanması lazım bir kişi için. Ev kirası yani. Kira satın almıyor. Bir kişi için. Şimdi 1500 dolar buraya gidecek. Şimdi bu adam bir de araba aldı. 500 dolar da 500 olur mu bunun? Abi gel bak, bizden ben vereyim örnek ya. Gerçek rakamlarla ben açayım. Daha önce de yapmıştım diyor. Bizim şu an evimizin abi, banka bir ev bankaya kredi ödüyorsun öderken, bir evin sigortasını ödüyorsun. Kredi olduğu için zorunlu sigorta yapıyorsun. Ve bir de vergi veriyorsun. Yıllık ödenecek vergiyi aylık taksitlerle biriktiriyorsun kumbaraya gibi. Biz 2000 dolar aylık giderimiz var ev için. Tamam, arabalar? Arabalar, iki arabanın taksidi 1000 dolar. 700 dolar büyük SUV'nin, 300 dolar küçük arabanın. O da bitti sayılır. Tamam. O. Sonra iki arabanın ortalama aylık sigortası aylık 200 dolar. Okay. Elektrik yeni zamlandı. 3 yıllık kontratımız vardı. Bitti. Arttı. Bu ay 150 dolar elektriğimiz geldi. Okay. Suyumuz da ortalama 100 dolar civarı geliyor. İşte değişiyor. Okay. Suluyor, ne diyorsun. Mutfak gaz masrafımız çok düşük. Gaz masrafımız 25-30 dolar falan. Kışın gaza geçecek ısıtma sistemi. Ona göre elektrik düşüyor falan, dengeliyor. 4 tane telefon hattımız var. 120 dolar civarı falan. Yok, özür dilerim. 200. Özür dilerim. Taksitlerimiz de var. 200 dolar civarı onlar var. Ev internetimiz 70 dolar. İşte ne var? Netflix var 15 dolar falan filan.
temel giderlerimiz, ha ne var başka? Yani aşağı yukarı bu yani. Sen oraya hesaba bak abi. Yani 4 kişilik bir ailenin ev almaya devam ediyoruz. Yani evi ödeyip kendimizin olacak şekilde masraflarımız bunlar. Başka mutfak masrafı. Mutfak masrafına şunu söyleyebilirim abi genel olarak. Hani ikimiz de yapıyoruz ama Bir dakika, mutfak ya. masrafına geçme. Abi şu anda siz bir ay boyunca o evde 3.750 dolar kazanmazsanız, yani 1 Kasım itibariyle o 30 gün içerisinde sizin en az 3.750 dolar para kazanmanız lazım. Tamam mı? Yemekten bahsetmiyorum. Yani yemekte 200-300 dolar desen, yani 4.000 dolar para kazanmanız lazım. Bugün ayın biri, diyeceksin ki ya hanım 4.000 dolar bu ay para kazanmamız lazım. Kazanmadığın zaman tehlike çanları çalıyor. Kesinlikle Yani abi. ben bu ay işe gitmek istemiyorum. Yeter artık, ben bu adamla yapamıyorum deyip işten ayrılamıyorsun. Öyle bir lüksün de yok ya. Aynen. Yani yapmak istediğim hesap buydu. Güzel oldu. 4.000 dolar yani. Siz böyle hesapladınız mı hiç? Evet. Tabii canım, her gün yapıyoruz hesabı abi. Ya araba işte diyoruz ya, arabanın biri 300 dolar gidecek. Hani O 300 arabayı satıp doların yenisini alsan bu sefer onun yerine 500-600'e çıkacak ödem. aynen. Sakın diyoruz, yok 300 daha düşecek biz. Biz onu şey olarak Aynen. bakıyoruz. O 300 bizim için başka bir şey için. İşte Çocuk, genel çocuklar için koyacağız para, çocukların bilmem ne falan okul diye. hesabını falan Benim filan. arabam İki bitecek. gün daha çalışmayacaksın. Sabahleyin kalkıp soğukta işe gitmeyeceksin. Ya bir tek diyoruz ki evimizin borcu kalsa. Yani o 2.000 dolar, onu yani arabalar bitse falan bir şekilde Uber yaparız, şöyle yaparız. İşten çıkma şeyine erişmek istiyoruz yani. Bugün Özgürleşmek artık istiyoruz abi. yeter, ben senin için çalışmayı bıraktım deyip kafamıza göre yaşayalım. Şimdi benim Amerika'yı kötülemek, o Amerika Carlson, Amerika şeyi falan, ondan bahsetmiyorum. Amerika'yı kötülemek. Mesela burada Amerika ile ilgili bir program yapıp bunu yayınladığımızda muhtemelen yorumlarda, ki benim kanalın asıl sahibi izleyicileri değil. Yani bir yerlerden, yandan önerilenlerden gelecek izleyici diyecektir ki hepiniz orada ülkenizi satıyorsunuz, işte Amerikan uşağısınız falan filan diye. Ben abi. Bana neler yazdılar Aslında zamanında. mantık, baksana, bana sorsalar ben dünya vatandaşıyım. Ben istediğim yerde yaşamak isterim. İzin verseler. Ama işte onlara şunu soracağız bacım. Şimdi kardeşim, hani böyle şey var ya, 6. play, Yankee go home but take me with you. Yani Aha. o adamlara desen ki ya kardeş çok haklısın, biz Amerikan uşağı olarak gerçekten çok üzgünüz. O yüzden bana çıkan, öyle de bir hak olsa, bana çıkan bu green kartı ister misin? Yakıyorum. Hayır, sana vereyim, kullanmak ister misin dediğinde hop diye elinden kapar hemen. Tamam mı? Tabii ki, Yani öyle. tabii ki. Abi şey de var. Ulan o zaman bu kanallarda ne işin var? Sana neden Aa, bir öneriyor? de niye sana, bravo, çok güzel, bak bunu Niye hiç sana öneriyor ki bunu? Demek yani ki merak kaşıntın etmezsen. var, geziyorsun yani. Evet.